Merhabalar. Sabah sabah markete gittik. Aylık market alışverişimizi yaptık. Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi aylık market alışverişi videosuyla karşınıza geleyim dedim. Aslında en çok sevilen, izlenen videolardan biri galiba. Yani öyle görüyorum ben. Yine şöyle kolum kadar bir dişle buradayım. Evet, şimdi aylık buradaki harcamamız 2000 lira kadar. Bunun içinde deterjan yok, sıvı yağ yok, pirinç yok, şeker yok. Ana şeyleri saymaya çalışıyorum. Ondan sonra yani çok böyle ana böyle satın alınacak büyük para tutan şeyler yok. Şimdi birincisi zaten kahvaltılıklarımız var. Bizim en çok kahvaltılıklarımız para tutuyor. Bir de aldığımız böyle ıvır zıvırlar var. İşte cipsti, meyve suyuydu falan, onlar var. Onlar da bir 300 lira kadar tutuyor. Hatta ve hatta onu ilk başında dedim ki ilk başta onlara getirelim bakalım ne kadar tutuyor. 300 lira kadar tutuyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi ya, onlar da gerçekten hemen hemen bir ay boyunca şey yapıyoruz. Yani mesela atıyorum büyük cips alıyoruz. Şimdi burada mesela göstereceğim. Büyük cips alıyoruz. Ondan sonra hatta onlarla başlayayım mı? Dur, onlarla başlamayacağım, bir dakika. Kahvaltıyla başlayacağım. Her zaman aldığımız peynirden aldık. Her zaman aldığımız kaşar, sucuk, krem peynir. Bunların hepsi her zaman benim aldığım şeyler. Markalardan aldık, artık biliyorsunuz işte sonuç olarak. Ondan sonra şöyle hemen dediğim gibi ıvır zıvır bölümüne şöyle bir kısmı burada alalım. Şimdi şöyle şundan Asya geçen yemiş, çok beğenmiş, bunların istediği iki tane bundan aldık. Ondan sonra şöyle Doritos, Lay's, bir de böyle Lay's var. Bunlardan aldık. Bunları da dediğim gibi böyle işte atıyorum mesela hafta sonu hadi diyoruz cips yiyelim diyoruz işte. Bunu açıyoruz böyle herkese kaselere koyuyoruz veya çocukların canı istiyor mesela böyle kaseye koyuyoruz falan, çok uzun süre gidiyor bize. Dolayısıyla şey bir ay gerçekten ıvır zıvır hiçbir şey almıyoruz. Ondan sonra yine ıvır zıvır kategorisinde yaptığımız eşimin iş yerine götürdüğü kahvelerinden var 3 paket. Vallahi bunlar da kartal geliyor. Efendim? Beni arabanın çöpe attı. Kim? Babamın Ne? arabanın çöpe attı. Yok anneciğim, atmadım. Bak çöpe attı. Kim atsın çöpe? Kartal çöpe attı. Hayır, atmamıştır. Arabanın çöpe attı. Ondan sonra yine burada dediğim işte meyve sularımız var. Ondan sonra şöyle şu toy box'lardan var. Artık bunların tanesi 5 lira falan. Bunlardan da şimdi onu her gün eve geldiğimiz zaman Kartal'a bir sürpriz bekliyor ondan Kartal. O yüzden mesela biz vermiyoruz. Babasından illa bekliyor. Bize soruyor sürpriz var mı? Yok, ama çok ses etmiyor. Ama babasından her gün beklediği için o illaki bir şey veriyor. O yüzden de böyle bunlardan aldık bir 4-5 tane. Ondan sonra şöyle onları iş yerine götürmek için şöyle küçük çikolatalardan aldı. İşte şu çikolatalardan aldı. Bunlar 10 liraya düşmüştü daha yüksek normalde tatlıya matlıya falan koymak için. Ondan sonra işte şöyle atıyorum 5 bundan 5 bundan çikolatalar falan. Dediğim gibi yani böyle aylık mantığında yemek kartıyla aldığım için bir de daha çok böyle atalım. Almışken oradan da alıyoruz bunları. Ondan sonra gelelim. Şöyle bir Çaykur Rize çay aldım. Bu kaç para? Valla 89 lira mıydı? Hatırlayamadım şimdi. Buradan da bulmak vallahi çok zor. Bulamıyorum. Peki, bulamadım.
Çağrı Market Girin Bakın sitesine. Ondan sonra şöyle kayısı aldım arkadaşlar. Geçen gün, hatta Carrefour'dan geçen seferinde böyle seçerek almıştım ama tadına bakmamıştım. Ah çok güzel kokuyor. Bu sefer tadına baktım. Sonra tarttırdım. Sonra dedim ben bir tane tadına baktım. Tarttırıp parası basıldıktan sonra bir tanesini de iade ettim. Şey olmasın diye, habersiz olmasın diye. Çok güzel tadı. Ondan sonra böyle kayısı aldım. İstiyor yani böyle bakın hepsini orada değiştirebiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. O yüzden çok güzel. Harika. Çok beğendim. 15 lira mıydı neydi kilosu. Ondan sonra dediğim gibi burada meyve sebze bile yok yani hani bu alışverişin içinde. Ondan sonra şöyle bir tane Nutella aldık. Diğer çoko kremlerden yine en lezzet olarak en güzeli bu bize göre yani. Hemen şöyle dolaba atalım bunu, ortalıktan kalksın. Ondan sonra şöyle biraz zeytin aldım, siyah zeytin. Bir tane şöyle yine Seydoğlu helva aldım. Bu da bayağı bir ay falan. Bir ay dediğim işte şöyle mesela geçen ay aldığımızdan hala bu kadar parça vardı bugün itibariyle. Ondan sonra hafta sonu kahvaltılarda falan zaten yendiği için çok uzun süre gidiyor. Bir aydan daha fazla. Bunu da eşim seviyor. Ondan sonra süt aldık. Süt aldık. Ben unuttum. Şöyle tek sütünü aldım. İki tane bu. Unuttum. Islak mendil ben Bim'den alacaktım. En son Bim'den aldım. Çok beğendim. Ben Bim'in ıslak mendili daha önce böyle kuru demeyeyim de böyle bir değişikti ya. Çok beğenmiyordum. Ama bu sefer bir şey oldu. Evde mendil bitti. Aciletten oradan aldım ve çok beğendim. Unuttum oradan alacaktım. Her neyse markete gitmişken de almış oldum. Bundan daha önce de alıyordum. Bir anneme bir bana inen şekilde aldım. Bu mendilleri valla markasını çok yani başka yerde görmedim çok fazla ama beğendim ben bunları. Gayet güzel. Hem de 10 lira fiyatı çok çok da ucuz. Şöyle bir tane ketçap aldık. Ondan sonra cima filiz makarnalar 11 mi 12 liraya mı neymişti? Kaç tane almışım? 5 tane falan filiz makarna almışım. Ondan sonra bir de bunun böyle yıldız şehriyesi vardır. Bir tane de ondan aldım. Güzel beğendim. Bu şekline de. Ondan sonra bunlar makarna. Buraya bakıyorum başka bir şey var mı? Yok. Son çantamıza geçelim. Aslında son çantamız gereksiz ağır bir çanta. Yani fazla ağır bir çanta. Çünkü içinde sodalar var. Onları çıkartmayacağım. Şimdi ne almışım? Birazcık böyle Çengelköy salatalık almışım. Domatesim vardı almadım. Ondan sonra şöyle Danone'nin kremasından aldım. Böyle bir şey atıyorum bir makarnada bir çorbaya falan kullanmak için. Ondan sonracığım iki tane süt almıştım teki burada. Ve dediğim gibi aslında bu torbanın içinde böyle şeyler var. Sodalar var ve bir kola bir Fanta var. O yüzden bunu hiç çıkartmayacağım ama. Dur kız başka bir şey daha mı var? O neymiş? Ha turşu. Turşu. Şöyle salatalık turşusu aldım. Dolapta suda duruyor. Böyle bir şeyin yanında çocuklar da çok seviyor. Yiyeceğimiz zaman çıkartıyoruz. Şöyle Parex'in onlu pişirme kağıtları 10 liraya düşmüştü. Ya bu şey pişirme kağıdı değil, streç de değil. Alüminyum folyolar. Ne kadar pahalı öyle. Vallahi bilmem kaç metresi 79 lira mı diyeyim. Bu bir acayip bir paralar. Ben daha önce kullanıyordum bazı şeylere. Şimdi o şeyleri hani bir şekilde kullanmasam da olur deyip almıyorum ve kullanmıyorum da. Aşırı pahalı. Alüminyum folyo zaten hani şey anlamında zararlı. Sıcakla birlikte kullanılmıyor. Zararlı. Ben zaten sıcakla kullanmıyordum ama olmasa da oluyor mu? Oluyor. Bazı şeylerde maalesef o duruma geldik. Ondan sonra hani eski alışkanlıklarımızdan kısıtlamaya başlıyoruz hepimiz aynı şekilde.
Şöyle yine Parex'in dediğim gibi 10 liraya inmişti. Pişirme kağıdı aldım. Ve en güzel parçaya geçiyorum. Evet, en güzel parça. Slippy'nin bundan bir tane daha mı alsam? Düşündüm, yarısını anneme mi versem? Neden biliyor musunuz? Anneme bir tane daha alma dedim. Anneme almayı düşünüyordum ama gerçi 100 adet ama çok büyükmüş. Aşırı büyük ve kalın. Büyük büyük mendiller, yani şeye bile takılabiliniyor. Moplara bile takılabiliniyor. Anneme de alsam mı, ona karar vermediğim için o sırada almadım. Kurur murur bir şey olur diye, hani belki yarı yarıya kullanırız, bittikçe alırım diye. Şimdi bu mendilleri çok yakın bir zamanda Instagram'da takip ettiğim kişiler böyle hep hani reklam reklam çıkartıyorlar. Ama ben tabii herkesin reklamına güvenmiyorum. Güvendiğim bazı kişiler var. Neyse işte o zaman baktım. İkincisi %50 indirimli, ikincisi %40 indirimli falan filan. Böyle yani en uygunu valla 70 liraya mı 80 liraya mı ne geliyordu? Yok. İkincisi indirimli haliyle hatta adeti 1 liraya geliyordu. Yani 100 adet 100 liraya mı geliyordu? Dur, bunu bulacağım. Evet. Normalde 78 liradan 18 lira iniyor. İndirim var. Evet. Yani 60 liraya geliyor değil mi? Evet. 60 liraya geliyor. Çok çok iyi bir fiyat. Trendyol'daki fiyatlara göre. Ekstra büyük, kalın. Cam yüzeylerde masa, tezgah, lavabo, WC, banyo, her yerde halı, elektronik eşya, durulama gerektirmeyen kullanat mendiller. Şimdi aslında birlikte bir boyutuna bir bakalım. Çok büyük bence. Çünkü şöyle düşünürsek, hani şunda da 90 tane olduğunu düşünürsek, hem böyle kalınlığı hem böyle boyutunun farkı görünüyordur herhalde. Bunda da 100 tane, hani 10 tane fark var. Dediğim gibi zaten beğenirsem alırım, anneme de alırım. Ya da bunun yarısını veririm, daha sonra alırım. Şöyle bir tane çıkartalım. Bunun özelliği evet bayağı büyük ve kalın. Çok içim çektim. Önden güzel bir beyaz sabun kokusu çıkıyor. Sonra çok içime çektim. Çok kötü oldu. Evet, şöyle bayağı kalın, güzel. Şimdi şey yapacağım. Ne yapacağım? Bir nereyi silelim bununla? Vallahi hadi sizden deneyelim. İz yapmaması için bence ayna en güzeli. Aynayı bir silelim. Getirdim sizi banyoya. Şimdi şöyle, burası da çok pis değilmiş ama neyse, şimdi iz yapıp yapmadığını göreceğiz. Şöyle siliyorum. Bir şey çıkmıyorum şu anda, şu en üstte. Boyum çok yetişmiyor ama olsun. Bakalım. Şöyle hani bir köpüklü bir şey oluyor gördüğünüz üzere. Onun kuruyup gitmesi lazım. Görüyor musunuz? Şeyi şöyle. Dur. Görüyor musunuz? Şunu. Görünüyor mu köpüğü? Evet, görünüyor olmalı şu anda. Bakalım. Bunun kuruduğu zaman, bir de sildikçe bence daha çok köpürdü. Bunun kuruduğu zaman iz yapmadan gitmiş olması lazım. Sonra hep birlikte yine devam edelim. Burası kuruya dursun. Şöyle musluğumuza gelelim. Aynısıyla parlatıyor tabii ki. Ya parlatma konusunda birçok alternatif var. Her şey parlatıyor da. Evet, güzel. Ve şimdi nereye gelelim? Bir dakika. Lavaboya gelelim. Şöyle koyalım. Lavaboda kirli görüyorsunuz. Evet, bu arada gerçekten güzel. Bakın. İzler gitti. Bakalım, ıslaklık böyle çok hafiften var ama şeyler gitti, izler gitti. Yine aynı bezle lavaboya devam ediyorum. Dediğim gibi gayet büyük ve güzel.
kalın. Kalınlığı çok güzel. Hemen 5 dakikada temizliğimizi yaptık, çıkardık aradan arkadaşlar. Vallahi güzel. Beğendim. Sonuçta bu temizlik olayı, yani bu şey, mendil olayı, ıslak mendille de atıyorum yapsın ama işte onunla iz kalıyor. Bunların özelliği bu. Şöyle ben şuraları da bir alayım. Evet, burada görüldüğü üzere diş macunu bitirmiş. Kesin bunu eşim yapmıştır. Oraya koymuş. Hani çöpe atmıyorum. Aha, bir şey düştü. Ne düştü kız? Dur. Heh, yüzük. Hani bunu bitirdim ama şey yapmıyorum. Yerine koymadım ama çöpe de atmıyor. Evet. Vallahi güzel. Ben beğendim. Tamamdır. Evet, ayna da süper. Bakın. Hiçbir köpük izi ve gerçekten iz kalmadı. Dedikleri kadar varmış. Evet, bu kadar. Alışveriş videosu ardından temizlikte yaptık. Arada derede onu da çıkarttık. Şimdi gittim ben. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın.